Beyin damarında baloncuk her 100 kişiden 5'inde görülüyor sevgili seyirciler. Hastalık baş ağrısı, bulantı, görme problemleri, bilinç bozukluğu, uzuvlarda güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Anevrizmada kapalı yöntemle yapılan operasyonlar açık cerrahiye oranla daha az ölüm ve sakatlık riski taşıyor. Oldukça büyük bir anevrizmayı izleyebiliyorduk. Şimdi o anevrizmayı görmüyoruz. Film çekti adam. O filmlerde beynimde iki damarın, 2 milim olması gereken damarın biri 8 milim, biri 10 milim olmuştu. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Beyninde iki büyük anevrizma saptandı. İzmir'de yaşayan Erol Bilir kapalı yöntemle beyin anevrizmasına müdahale edilerek sağlığına kavuşturuldu. İlk önce stent yerleştirdik o küçük damarların içerisine. Daha sonra da stent içerisinden geçerek anevrizmaları kapattık. Kapalı yöntemle hastanın iyileşme süresi kısalıyor, riskler azalıyor. Beyin anevrizması oldukça riskli bir hastalık. Kanadığı zaman ölümle sonuçlanabiliyor, kalıcı sakatlıklarla sonuçlanabiliyor. Ancak kapalı yöntem uygulandığında bu riskler daha düşük düzeyde kalıyorlar. Beyin ameliyatı olduğumu bilen arkadaşlarım, sen 2 günü nasıl hastanede çıktın, nasıl taburcu oldun? Onlar inanmıyor. Ben son derece rahatım. Anevrizmada hiçbir dolum gözükmüyor. Yöntem açık cerrahi sonrası görülen epilepsi riskini de azaltıyor. Ayrıca hastaların hafıza, işlem yapabilme, konuşma gibi yeteneklerinde veya diğer bilişsel yeteneklerinde daha az oranda problemler yaşanıyor.